Hello everybody, this is Tonguç Akademi and I am your English teacher Robert. Arkadaşlar, 10. sınıf İngilizce yazılıyor. Hoş geldiniz. Şimdi notlarımızda neler var bir bakalım. Diyor ki, travel, seyahat gördük mü? Gördük. Talking about past and present events, yani geçmiş ve şu an hakkında tecrübelerimizden tabii neler yaşadık, neler gördük. Bunu konuşabiliriz. Booking. Bu arada nasıl rezervasyon yapılır onu da göreceğiz. Exchanging ideas and plans. İşte planlarımız, fikir değişikliklerimiz. Asking for approvals and konfirmasyon arkadaşlar onaylamak demek bu arada. Check questionlar görmüşüz. Altıya bakıyorum. Helpful tips. Diyor ki giving and receiving. Yani advice vereceğim, tavsiye vereceğim yahut alacağım her neyse. Talking about rules, kurallar, düzenlemeler, regulations hakkında konuşacağım. Talking about consequences, Bak arkadaşlar give an advice ama neyle yapıyorum advice verirken should'la yapıyorum had better'la yapıyorum. Obligation and zorunlulukları görüşmüşüm konuşmuşum. Must gördüm have to gördüm need to gördüm mesela ihtiyaç duyarken. If close type 1'i görmüşüm mesela devam. Ve arkadaşlar 7. de theme seven food and festival bakalım. Talk about nation. Ulusal bakın nation and international festivals. Gerek ulusal bayramlar, gerek uluslararası kutlamalar. Describing actions and processes. Efendim söyleyeyim present simple. bakın bu önemli. Burası bizim için çok önemli arkadaşlar. Pasif yapmayı göreceğiz. Comparative form of adjectives. Yani fiil sıfatların Değil mi? Karşılaştırma sıfatlarını göreceğiz. Superlative formlarını da göreceğiz bunların en dediğimiz var yani the most en güzel en hayırlı peki sayfamı çeviriyorum arkadaşlar ve karşıma tatlı bir metin çıkıyor şimdi diyor ki bize bu metni read the letter bu mektubu of Susan Susan tarafından yazılmış olan bu mektubu okuyunuz and answer the following questions ve aşağıdaki soruları pırıl pırıl cevaplayınız diyor dear Diane Sevgi, a tabii soruyu alalım önce. Who is the sender of the letter? Bu mektubun göndericisi kim? Arkadaşlar, mektubu gönderen kişi veya maili gönderen kişi kendini sonda takdim eder. Demek ki ben buraya ne yazacağım? Susan. Buyurun. Susan'ı aslanlar gibi yazdım. Bu mektubu gönderen Susan. Who is the receiver of the letter? Peki bu mektubun alıcısı kim? Güzel. Mektubun alıcısı ise her zaman yukarıda merhaba canım diye başlayan kişidir arkadaşlar. O zaman şuraya da hemen Dayan yazdım ve okumaya başladım. I need your help. Yardımına ihtiyacım var. I don't know what to do. Ne yapacağımı bilmiyorum. I go to high school. Ben liseye gidiyorum. But I don't like it all. Ama bundan hiç de memnun değilim. So I don't want to go. Bakın I want to isterseniz want to diye okursunuz. İsterseniz want la to'yu birleştirir. Wanna diye okursunuz. I don't want to go. Gitmek istemiyorum. I don't want to go. Every day. Çünkü bak nedenini anlatıyorum. Her gün I wake up half heartedly. Gönülsüzce uyanıyorum. I feel sick during the breakfast. Ve kahvaltı boyunca kendimi de hiç iyi hissetmiyorum. Hasta rahatsız hissediyorum kendimi. I'm always worried about. Worry about and the shitmek. The hip beat and the shamwar. What the day will bring. o gün bana ne getirecek acaba diye. Because, niye? Çünkü endişeleniyorum. Bakalım. My classmates bully me. Ha, arkadaşlar akran, zor, akran zorbalığı yaşıyor. Bakın benim sınıf arkadaşlarım bana zorbalık ediyorlar. Me all the time. Her zaman beni yerden yere vuruyorlar. They call me names. Bana böyle tuhaf tuhaf isimler takıyorlar. And push me. Vurup vurup itekliyorlar. In the classroom sınıf içerisinde bunları yaşıyorum. Yes they. Mesela dünden bahsedelim arkadaşlar. They took my homework. Ev ödevimi ben götürdüm sınıfa okula. And wrote their names on. Aa özür dilerim pardon. They took aldılar. They took my homework. Benim ev ödevimi kendileri aldı. Take niye yanıldım arkadaşlar? Take götürmek anlamı da var. Almak anlamı da var. Götürmek anlamı. Ben bir an, I took. I took my homework. Ev ödevimi götürdüm gibi algıladım. They took my home, homework. Onlar benim ev ödevimi aldılar. And wrote their names on. Ve o ev ödevimin üzere kendi isimlerini yazdı. Terbiyesizler. Then ve sonradan my teacher punished me. Öğretmen beni cezalandırdı. Ne için? For not doing my homework. Sanki ev ödevimi yapmamışım diye. I'm confused, kafam karma karışık şu durumda. I really don't know why they are so cruel. Gerçekten anlayamıyorum, gerçekten bilmiyorum neden bu kadar zalimler. I need your help immediately ve çok derhal yani ivedilikle yardıma ihtiyacım var. Thank you in advance, şimdiden teşekkür ederim Susan yazan kişi yani bu arkadaşlar. What is the purpose of the letter? Peki bu mektubun amacı ne arkadaşlar? Bakın bu kişi ne yapıyor? Want Değil mi? Help. Bakın bir şey istiyor. Bir yardım istiyor. Want help. Yardım isteyiş. Güzel. O zaman ben buraya wanting help de diyebilirim. Wanting help bir yardım arayışı içerisinde. Şu A harfi arkadaşlar bu arada mükemmel. What is the problem of Susan? Peki, mektubu yazan bu Suzan kardeşimizin sorunu ne? Bakın sorun şu arkadaşlar. Diyor ki Şurada bir yerde my classmates diyordu. Hatırlayın. Ha şurada çizmişiz. Bakın. O zaman ben ne diyeceğim? Kendisinin sınıf arkadaşları diyeceğim, değil mi arkadaşlar? Her classmates. Onun sınıf arkadaşları ne yapıyor? Bully her. Kendisine zalimce davranıyorlar, zorbalık ediyorlar sorunu bu arkadaşlar. Sayfamı çevirdim ve make a meaningful dialogue. Yani anlamlı bir diyalog oluşturunuz diyor. Peki, önemli olan şey şu. Bu diyalog neyin üzerine yani bir diyalog gerçekleşiyor burada ama ne üzerine gerçekleşiyor bu diyalog ona bakacağız, anlamlı hale getireceğiz. Hmm. Bir oda ayırtıyorum büyük rezervasyon yaptırmak arkadaşlar bir oda rezervasyonu. Şimdi konuşma siz oda rezervasyonu yaptırmak için bir oteli ararsınız öyle hayal edin ve karşınızdaki kişi de telefonu açıp ne der yani bu konuşma. Nasıl başlayacak arkadaşlar? Şimdi burada bir hello var. Hello, I would like to make a reservation. Merhabalar, ben bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. Ama bunun önünde birisinin size telefonu açıp da falanca yer falanca yer merhaba diye size önce bir karşılaması gerekiyor. İkinci hello'yu buluyorum. Bakın. Hello, Hotel Moonlight. Merhabalar, burası Moonlight Oteli. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Demek ki bir bu şekilde başlayacak arkadaşlar. Ondan sonra siz de hello hello kardeş diyeceksiniz ve ikinci hello'yu aslan gibi söyleyeceksiniz. Hello, I'd like to make a reservation. Book yani bakın book make a reservation. Ben bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. Güzel. Şimdi siz bunu dediğinizde otel görevlisinin size ne sorması lazım arkadaşlar? Değil mi? ne zaman giriş yapacağınızı sorması lazım. Onu bulmam lazım. Yani burada check-in bulmam lazım arkadaşlar. Şimdi check-in yanlış hemen geri düzeltelim. Şöyle yazıyorum. Check-in bir yere giriş yaptınız. Check-out ise o yerden çıkış yapacaksınız. Check-in'i bulmam lazım. Bakın. Yes please. Evet buyursunlar. When will you check-in? Kardeş ne zaman giriş yaparsınız? Şimdi siz de giriş yapacağınız tarihi vermelisiniz. Bakın iki tane tarih görüyorum. We'll check in on January 15th. 15 Ocak'ta biz buraya giriş yapacağız. O zaman dördüncü cümle burada olması lazım. Şimdi bu kişinin 15 Ocak'ta giriş yapacağını söylediği üzere rezervasyon görevlisinin ne sorması lazım? bir de check out tarihini sorması lazım. O zaman ben burada check out'u bulmak zorundayım arkadaşlar. Yani 5. kısımda diyorum ki okey check'ini anladık. When will you check out? Peki ne zaman çıkış yapacaksınız? Bakın ikinci tarih geldi. On January 20 yani o Ocak ayının 20'sinde aslanlar gibi çıkışımızı yapacağız. Pekala. Şimdi bunun üstüne kişinin yani çalışan o rezervasyon görevlisinin nasıl bir soru sorması gerektiğini bakmamız lazım. Arkadaşlar siz buraya kaç kişi geleceksiniz? And for how many? Bakın 7'ye geldim. Kaç kişi geleceğinizi bana söyleyin ki ona göre o da bakayım. O da diyor ki three please. 3 kişi geleceğiz. Bakın 3 kişi geleceğiz. İşte ben buraya hemen 8 yazdım. Three single rooms, 3 tane bekar odası, ayrı ayrı kalacaklar. Will be perfect, harika olacaktır diyor. Peki 8'i de yazdım. Bunun üstüne 9 benden ne isteyecek? Şimdi kontrol etmesi lazım. Bakın. Okay, let me check. Do bi kontrol edeyim. The vacancies, Make boş odaları kontrol edeyim. Boşluk durumunu. Mem, yani sayın bayan, birazcık bekleteceğim, kontrol edeceğim. Yes, three single rooms are available. 3 tane tek kişilik oda hazır. May I have your name please? İsminizi rica edebilir miyim? O zaman ben buraya 9 yazdım. Nicole Wood. Benim ismim Nicole Wood. Geldi. 10. 11 ne olabilir arkadaşlar? Bakalım. Thank you ma'am. Your reservation is done. Teşekkür ederim hanımefendi. Sizin rezervasyonunuz yiğitler gibi yapıldı. Artık konuşmayı kapatıyorum. Thank you very much. See you then. Çok teşekkür ettim. Geldiğimde görüşürüz dedim ve muhabbeti arkadaşlar sonlandırdım. İşte bu kadar basit. Pekala. Otele girişte çıkışta Uçağa, girişte, çıkışta. Öncelikle neler yapılır, neler yapılmaz bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi karşıma gözümü korkutan bir şey geldi arkadaşlar. Bakalım neymiş bu şey. Şimdi diyor ki bana burada. Read the dialogue. Dialogue okuyunuz. Between Jane and Jenny. Bu iki kişi arasındaki diyaloğu okudum. And fill the blanks with the appropriate expressions given in the box. Bakın kutunun içerisinde verilmiş olan uygun ifadeleri kullanarak boşlukları dolduracağım arkadaşlar. Başlıyor konuşma. What's için Jane diyor ki, Jenny'i gördü. Ya Jenny bacım what's wrong with you? Neyin var? You look terrible, berbat görünüyorsun. Jenny de diyor ki, I'm tired, yorgunum and I have a headache, vallahi baş ağrım var. Jane diyor ki, why is that? Hayrola niye ki? I couldn't sleep well last night. Dün gece pek de rahat uyuyamadım. And also the night before. Hatta evvelki gece de uyuyamadım anasını zaten. Of uh, I see. Vallahi anlıyorum seni. I think you are suffering from insomnia. Sanırım insomniadan değil mi? Şu uykusuzluk hastalığı var ya. Ondan herhalde muzdaripsin. Yeah I'm afraid you're right. Evet evet yani hakkın var. Bu insomnia benim başımın belası. Şimdi. Jenny ne demiş olsun ki of course ile cevap versin. Sen böyle bir hastalığı olan kişiye ne dersin? Dersin ki I strongly advise you. Sana tavsiye ettiğim şu to see a doctor. Git de bir doktora görün dersin. Doğru değil mi? Yani birinci boşluk çok net Edirne ister arkadaşlar. Aa Edirne değil ya bir dakika. Aa evet evet. I'm afraid you are right. Kesinlikle Do you have bir advice soracağım ki ben sana of course diyeyim. Bir daha söylüyorum. Hemen düzeltelim. Yes, I'm afraid you are right. Evet, haklısın. Fakat do you have any advice for me? Bana verebileceğin herhangi bir tavsiye var mı? Of course. Ben de diyorum ki tabii ki sana verebileceğim bir tavsiye var. Ne olabilir bu? Bakın ne yaparsınız arkadaşlar tavsiyede? Hasta olan kişiye dersiniz ki git ve bir doktoru gör. Bir daha düzenleme yapıyoruz burada. I strongly advise, şiddetle sana tavsiye ettiğim şey şu ki, yani git ve see a doctor. Bir doktora görün. O zaman buraya hemen G yazıyorum arkadaşlar. Düzenlememi yaptım ve G'yi de yuvarlak içerisine aldım. Yes, I know. Tamam bu söylediğini biliyorum. And I have an appointment. Ve zaten benim bir de randevum var. For the next Monday. Pazartesiye kadar randevum var. But, şimdi izleyin arkadaşlar. 3 bana diyor ki, What should I do till then? O zamana kadar ne yapayım kardeşim? Uyuyamıyorum. Bana tavsiye ver diyor. Attım. Ve well, şimdi arkadaşlar tavsiyelere gelmeye başlayalım. Şimdi şuraya hakim olasınız ki bu boşluğu bulabilirsiniz. Bakın burada diyor ki, Come on, hadi be. Do you know? Don't you know? Bilmiyor musun? I don't like drink such kinds of things. Bakın, şu bir şeyler içmekle alakalı bir cümle söylemesi lazım. Jane'in. Doğru değil mi? Pekala. Ne olabilir? Bir bakalım. Firstly ya da first. You shouldn't drink too much coffee or tea. Bu tür içecekler yani kahveler, çaylar çok fazla içmemelisin. Dörde C desin ki o da diyor ki sen beni tanımıyor musun böyle şeyler içmem. Maybe a cup of tea Belki bir fincan o da belki bak. Günde bir fincan belki çay içerim. Devam ediyor. Oh, I'm sorry. Evet, I, uh, hatırladım. Let me think. Dur bir düşüneyim bakayım. Başka ne olabilir? Well, şimdi bir tavsiye vereceğim. Mesela, try, istediğiniz tavsiye verebilirsiniz arkadaşlar ama sınavda arkadan gelen cümle sizi yönlendirecektir. Mesela, tavsiye geliyor. Try having a warm shower before going to bed. Yatağa gitmeden önce şöyle ılık bir duş alsan nasıl olur? Buraya beyan. Oh, do you think it'll work? Bu sence işe yarayacak mıdır? I think so. Öyle olduğunu düşünüyorum. I've heard of that. Bununla ilgili daha önce birkaç bilgi duymuştum. O da diyor ki, okay, I'll try. Peki, bu dediğini yapacağım ama... Şimdi bak, devam ediyor. He de demiş ki, what else do you recommend? Başka ne tavsiye? Recommend tavsiye etmek. Bana başka ne tavsiye edebilirsin? Bakalım başka neler tavsiye ediyor arkadaşlar. Şimdi yazdıkları mı? şöyle üzerine çizersem işim daha da kolaylaşacak diye düşünüyorum. 7 de bana diyor ki. Bakıyorum. E, tavsiye devam ediyor. You can drink a glass of warm milk. Mesela biraz böyle ılık, sıcak süt içebilirsin. I think it will relax you. Bu seni rahatlatacağını derler arkadaşlar yoğurt yemek, ayran içmek, süt içmek relax yapar. Oh that's easy I'll try. Neyse ki bu kolaymış. Tamam bunu halledebilirim. Pekala devam ediyor. Bu arada şunu kullanmıştık C'yi arkadaşlar çizelim. Elimizde bir tek F kaldı. Çevresini yapalım. Devam ediyor F diyor ki You should read a book before sleeping. Bak one more thing. Sana bir şey daha söyleyeceğim yine. You should read a book before sleeping. Uyumadan önce kitap da okuyabilirsin. It will also help you sink into sleep. Sink into sleep, uykuya dalmak. Fall, fall asleep gibi düşünün arkadaşlar. Şuraya hemen yazıyorum. Fall asleep, uykuya dalmak. Aynısı arkadaşlar. Bu seni rahatlıkla uykuya daldırabilir. Pekala, sayfamı höşürt diye çevirdim. Şimdi devam etmek istiyorum. Match the questions to appropriate answer. Şimdi elimde sorular var. Uygun olan cevapları bulmam lazım. Bakalım. What were the prices like? Şimdi sen bir yere gittin. Bir restoranda yemek yedin. Ben de sana diyorum ki ya oranın fiyatları nasıldı? No never. Saçma bir cevap. Moderate. Orta halli. Cebe uygun gibi anlamları var. O zaman arkadaşlar ben buraya bir diyebilir miyim? Derim. Devam ediyorum. How was the food? Yemek nasıldı? Bakın yemekle ilgili bir şey bulmam lazım. Hayır asla. Ee, hafif ılık. Fakat yağışlı. Yemek nasıl yağışlı olacak? No I didn't. I'm so sad for that. Bakın tatla ilgili bir şeyler arıyorum. Gözlerim arıyor tatla ilgili bir şeyler. Burada city vermiş. Tren yolculuğu. Bakın arkadaşlar tasty. Yemek nasıldı? Son derece lezzetliydi. What was the weather like? Dur şurada yağmur vardı az önce. Bakın arkadaşlar. Peki hava nasıldı? Hava sıcaktı ama yağışlıydı. İşte üçü de bulduk arkadaşlar. How did you travel? Bakın, nasıl seyahat ettiniz? By train. Tren ile seyahat ettik. Did you like it there? Orada keyif aldın mı? Mesela baş, başka neler soruyor? Would you recommend it to us? Orayı bize tavsiye eder misin? Sol taraftaki soruları anlamak çok önemli arkadaşlar. Mesela diyor ki, "Orayı bize tavsiye eder misin?" Bakacağız şimdi edip etmeyeceğine. Ondan sonra did you have a chance to visit old town? orayı ziyaret etme mesela old town'ı ziyaret etme şeyi buldun mu fırsatı buldun mu pekala Did you like it there? Orada keyif aldın mı? Yes of course, you should. The most beautiful city. Bak keyif almış anlatıyor bak şimdi. The most beautiful city I've ever been to. O kadar keyif aldım ki bence orada hayatımda bulunduğum en güzel, en tatlı şehirdi. 1 2 3 4 5 geldim 6'ya. Would you recommend it to us? Peki bize orayı şey yapar mısın? Tavsiye eder misin? Yes, of course. Evet, you should go and see there. Kesinlikle gidin ve orayı görün arkadaşlar. O zaman buraya da hemen 6 yazıyorum. 7'ye geldim. Have you ever been to Singapore? Sen hiç Singapur'da bulundun mu? No, never. I, I have never been to Singapore. Bunun cevabı 7 olabilir diye düşünüyorum. Ve 8. Did you have a chance to visit the old town? Peki buraya gittin mi? Bakın arkadaşlar. Old Town'u ziyaret etme şansın oldu mu? Bakın no, hayır. I didn't. Maalesef orayı ziyaret edemedim. I'm so sad for that. Bunun için son derece üzgünüm. İşte arkadaşlar 8'de de buraya yazdım. Soruları iyi kavrarsam cevapları çok iyi verebilirim diye düşünüyorum. Sayfamı çevirdim. Diyor ki burası çok güzel ve zor. Read the conditions. Size bazı durumlar vereceğim. In the first part. ilk kısımda and match them ve bu ilk kısımdaki... ...condition'ları ne yapacağım? Match edeceğim. To their appropriate... Um, ...şeyler, um, consequences. Nasıl bir sonuç doğar? Yani burada bir... ...condition vereceğim. Bu bana... ...nasıl bir result, nasıl bir... ...consequences, sonuç verecek? Pekala. Bir bakalım arkadaşlar birlikte. If people prevent... ...eğer insanlar önlerse... ...neyi? Leakage. Sızıntıları... ...önlerse, evlerindeki sızıntı... Şimdi... Leakage genelde çatlaklardan sızan sular gibi düşünebilirsiniz, musluklardan sızan sular gibi düşünebilirsiniz. Leakage. Bunu gördüysen burada su kelimesini yakalamaya çalışmam lazım. Bakın arkadaşlar, Bursa'ya lütfen dikkat edin. Bir Bursa diyebilir miyim derim. İşte şuraya Bursa. An average city. Bunu yaptığında ortalama bir şehir. Can save hundreds of tons. Bakın, yüzlerce ton suyu bir günde yüzlerce ton suyu ne yapabilir? Koruyabilir arkadaşlar. Su tasarrufu edebilir. Geldim ikiye. You will save trees. Ağaçları korumuş olursunuz. Şimdi ağaçları nasıl koruyacağım arkadaşlar onu bulmam lazım. Elektrisite ile alakalı mı? Baktım değil. Fuel alakalı mı? Ortalama olarak baktım değil. Less enerji ortalama olarak baktım değil ama kağıdın ağaçtan yapıldığını eğer biliyorsan bunun da Edirne olacağını çok net tahmin edebilirsin. If you recycle paper, eğer siz kağıtları recycle ederseniz, geri dönüşüme sokarsanız, you'll save trees. Peki hocam, mantıkla gitseydim, yani soru tekniğiyle, teknik ve mantıkla gitseydim. Bakın arkadaşlar, burada if var, bir tanesi ifsiz başlıyor. Demek ki bu tarafta bir tane ifli olması lazım, o da cevap Edirne isteyecektir. Bu da sadece soru taktiği, çözme taktiği olsun. Geldim 3'e. If your house is well insulated, eğer sizin eviniz, bakın arkadaşlar bu neydi? Evin dışına yapılan cephe, izolasyon. Evinizin izolasyonu iyi ise ne yaparsınız? Isınmayı bulmanız lazım arkadaşlar. İşte ısınma burada. Ve soğutmayı bulmanız lazım. Heating and cooling. Eğer evinizin izolasyonu iyi ise you'll need less energy daha az enerjiye ihtiyaç duyacaksınız. Isınmada ve soğumada daha az enerjiye ihtiyaç duyacaksınız. O nedenle ben 3'e denizli der miyim? Kesinlikle derim arkadaşlar. Şimdi led ışıklar var. Bunlar az elektrik yakar. Doğru mu? Led ışıklarımız az elektrik yakar. If you use led. Light emitting diode bulbs. Led ampuller kullanırsanız. Ortaya ne çıkıyor arkadaşlar? Daha az elektrik sarfiyatı. You will consume much less electricity. Çok daha az elektrik sömürmüş olursunuz. Şöyle bunu da A dedim arkadaşlar. Ve son kısma tabii ki ne kaldı? C kaldı. Onu da hemen şöyle yapıyorum. Ve buraya getiriyorum. Okuyalım. If you avoid driving your car with a gas tank full. Eğer siz arabanızın deposunu ağzına kadar dolu bir şekilde kullanmaktan kaçınırsanız ağırlık yapmayacak ya. It will burn up less fuel. Daha az yakıt yakacaktır. Dolayısıyla 5'e de Ceyhan demiş oldum. Sayfamı çevirdim arkadaşlar. Devam etmek istiyorum. Put the following sentences into the passive voice. En sevdiğim konulardan bir tanesi pasifler arkadaşlar. Diyor ki pasif yaparken ne yapmam lazımdı? Cümlenin özdesini bulacağım. Bakın arkadaşlar. Mesela lots of people. Cümlenin özdesi bulunur. Subject'i buldum read. Sonra cümlenin fiilini bulmanız lazım. Buldum. Ve bu fiilin nesnesi. This author's stories. Bakın. Birçok insan okur. Neyi? Bakın şimdi. Nesneyi buluyorum. Bu yazarın hikayelerini. This author's stories. O zaman şöyle yapmam lazım. Aktif cümlenin nesnesi, şimdi objeyi buldum. Bakın. Aktif cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi olarak karşıma. O zaman siz objeyi ne yapacaksınız? Bu sefer pasif cümlede başa alacaksınız. This author's stories, bu yazarın hikayeleri. Son arkadaşlar nasıl yapıyorum? Hemen bir fiilini getiriyorum. Üstüne verb 3 veriyorum ki ıl il, il yapıldı edildi pasifleşsin. This author's stories are read. Bakın verb 3. Read, read, read by lots of people. Bu yazarın hikayeleri birçok insan tarafından okunur. İşte pasif. Mesela millions of people işte sizin cümlenizin öznesi. Milyonlarca insan ve cümlenizin fiili. Watch, seyreder. Bakın nesneyi bulacağım şimdi. Neyi? This TV show. Bu benim nesnemse. Nesne nereden gelir? Fiilin arkasından gelir. O zaman arkadaşlar ben buraya hemen ne yapıyorum? Aktif cümlenin nesnesini this TV show alıyorum pasif cümleme özne yaptım. Tekil mi çoğul mu? Burada çoğul olduğu için arı kullandı. Burada tekil olduğu için izi kullandı. This TV show. Bu televizyon show is watched. Bakın watch'u yazıyor öğrenci bırakıyor. Hayır. B'nin arkasından hemen ed. Verb 3 halinde getirin. This TV show is watched every week. Bu televizyon showu her hafta izlenir. Ne kadar güzel. Devam. Şimdi arkadaşlar. Everybody loves. Karen in our school. Şimdi everybody sizin özneniz mi? Evet. Herkes sever. Sizin fiiliniz mi? Evet. Kimi? Neyi? Karen'i. O zaman Karen tekil bir obje durumunda. Hop hemen özneleştirdim. Karen is love yazdın. Hayır. Verb üç yapacaksın. Karen is loved in our school. Karen bizim okulumuzda çok sevilir. Devam. Şimdi Diyor ki arkadaşlar bir fatura var karşımda. The bill includes service fee. Bakın şimdi. Şimdi burada bir fatura var mı? Var. Sizin özneniz mi? Özneniz. Include dahil etmek, içermek neyi? Service fee. Yani servis ücretini. Şimdi neyi servis ücretini? O zaman servis ücreti sizin neyiniz? Aktif cümlenizin nesnesi pasif cümlenin öznesi olarak geldi. Bakın servis ücreti is included. İşte bu kadar basit. Hop included üçüncü halde. Service fee yani servis ücreti is included. Dahil edilmiştir. In the bill yani faturanın içerisine. Pekala. My mom, annem ne yapıyor? Waters, suluyor. Neyi suluyor? The plants. O zaman ben buraya the plants, bitkiler diye alırım. Çoğul olduğuna göre R yaparım. Sonra sulamak fiilini getiriyorum. ED'yi veriyorum. The plants are watered by my mom. Bitkiler annem tarafından sulanır. Müthiş. Çevirdim arkadaşlar. Aynı şekilde, aynı mantıkla devam ediyorum. Şimdi insanlar ne yapıyor? Celebrate. Kutluyor. Neyi? Ramadan Festival. Bakın şimdi. O zaman neyi? Ramazan bayramını. Ben buraya hemen ne yapıyorum? Ramadan festival. Yazıyorum arkadaşlar. Ve tekil mi? Tekil. izledim. Bakın Ramadan festival is. Şimdi celebrated yazıyor muyum? Tabii ki. Üçüncü halde yazıyorum. Ramadan festival is celebrated by Turkish people. Türk insanı da by people diyebiliriz. Artık özneyi ne vermişse arkadaşlar o şekilde ekleyebilirsiniz. insanlar tarafından. Municipality. Bakın şimdi belediye ne yapıyor? Anons veriyor. Neyi anons ediyor? The event location. O zaman ben buraya hemen the event location yazdım. Bakın yazdıktan sonra tekil olup olmadığını belledim ve hemen buraya is dedim. Sonra da announced. İşte bu kadar değil mi arkadaşlar? Announced. İşte bu kadar basit. The event location is announced by municipality. Bitti. Şimdi geldim bir sonrakine. Şöyle. Şu kalemi aldım. The company. The company. Benim özlem gives the warranty paper. Şimdi şirket ne veriyor arkadaşlar? Bakın ne veriyor? Garanti belgesini veriyor. O zaman ben buraya hemen the warranty yazar mıyım? Yazdım. The warranty paper kim tarafından veriliyor? Tekil mi çoğul mu? Tekil. Bakın. The warranty paper is give gave given by the company. The warranty paper is given by the company. Garanti kağıdı, garanti belgesi şirket tarafından verilir. Çünkü neyi bileceğim arkadaşlar? Give birinci hal, gave ikinci hal ama biz bu konuda ikinci hali kullanmıyoruz. Neyi kullanıyoruz arkadaşlar pasif yaparken? Üçüncü hal, give, gave, given fiillerin üç halini bilmenizde fayda var. Son bitiriyorum. Children recite poems on National Sovereignty and Children's Day. Children's Day. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda. Şimdi benim özlem ne? Çocuklar. Ne yapıyor? İşte ezberliyor, ezberden okuyor. Ne yapıyor? Şiirleri okuyor. Güzel. Neyi? Şiirleri. O zaman ben buraya hemen poems yazdım. Çoğul olduğu için arı koydum. Recite fiilimi koyduktan sonra idisini ekledim. Poems are recited by Children diye cümlenizi devam ettirebilirsiniz. Mükemmel. Hemen sayfamı çevirdim arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi geldik bir sonraki sayfaya. Diyor ki fill in the blanks with must and mustn't. Yani obligasyonlar vardı, zorlamalar vardı, zorunlu durumlar vardı. True sentence oluşturmak için must ve mustn't'ı kullanacağız. Şimdi diyor ki people boşluk. Park on a disabled road. Şimdi engellilerin kullandığı yola o geçişlere. Park etmeli misin? Etmemeli misin? Ne yapman lazım? Etmemelisin. O zaman people mustn't. Doğru mu? People mustn't park on a disabled road. Buraya park etmemeliler insanlar. Ne yapmalılar peki? Respect. Saygı göstermeliler. Hemen ne yapıyorum buraya? Must'ı ekliyorum. Buyurun. People must respect the disabled rights. Yani engelli haklarına saygı göstermeli insanlar infants. Geldik küçük çocuklara. Küçük çocuklar ne yapmamalı? Ön koltukta oturmamalı. Buyurun arkadaşlar. Mustn't. Bakın. Infants mustn't sit. The front seat. Peki ne yapmalılar? Nerede oturmalılar? Child safety. Yani çocukların güvenlik koltukları var ya arkadaşlar. Orada oturmalılar. O zaman ben buraya must yazdım. Şimdi öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Burası bizim için önemli bir edat varken başka bir edat şartlar anormal olmadığı sürece yani normal şartlar altında iki edatı yan yana kullanmayın. Bu çok karşılaştığımız bir şey. Dolayısıyla iki şey arasındayı ifade ederken ne olursa olsun between, in between böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi parking line lines'lar var. Şurada burada bir araç park yeri var mesela. Bakın şurada da bir araç park yeri var. Bu araç park yerlerinin arasına yani şuraya ne yapmamalısın? People mustn't park. İnsanlar park etmemeliler. Nereye? Between the parking lines. Değil mi? Araç park şeritleri var. Bunların arasına. Hayır park şeritleri içine ne yapacağız? Park etmelisin. People must obey the parking rules. Çünkü insanlar ne yapmalı arkadaşlar? Hop şöyle yazdım. Park etme kurallarına boyun eğmeliler. Yani uymalılar diyor. Pekala. 2 tane A var. Herhalde burayı bize must mı yapacak acaba? Bakalım. Drivers şoförler, araç sürücüleri daha doğrusu. Must. Evet aynen. Bakın arkadaşlar burayı kırmızıyla belirtmek istedim. Must give way to the ambulance. Sürücüler ambulanslara yol vermelidir. Drivers must pull over. Bak burası da çok önemli. Kenara çeksin diyor arabasını. On the right, left. Arabanızı sağa ya da sola çekmelisiniz. And wait till the ambulance goes past. Ambulans sizin yanınızdan geçip gidene kadar. Şurayı özellikle kırmızıyla belirttim. Arkadaşlar sınav yakındır diyorum ve ödüllü soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Kolay gelsin.